أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Rabbim son nefesimizde iman-ı kamil ile emaneti teslim edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, bu geçtiğimiz pazar günü namazda birinci rekatte Mutaffifun suresini okumuştuk. Dolayısıyla vaazımızın, sohbetimizin konusu da Mutaffifun suresinin ilk ayetleri olmuştu. Mutaffif demek ticaretinde dürüst olmayan insanlar demektir. Alırken tam almak istiyor ama verirken eksik tartan, eksik ölçen, ticaretinde sahtekarlık yapan anlamına geliyor. Bunlarla ilgili korkunç ve şiddetli bir azap olduğunu veylün lil mutaffifin diye Cenab-ı Hak sureye böyle başlıyor. Bu ayet-i kerimelerin sebebi nüzulüne, yani iniş sebebine baktığımız zaman diyor ki bu ayet-i kerimeler Medine'de nazil olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman ticaret ahlakı en bozuk olan insanlar Medine'deki tüccarmış. Alırken, kendisine alırken tartıyı tam tartıyor, hatta fazlasıyla alıyor, eksiğe asla razı olmuyor. Ama kendisi ölçüp satarken sahtekarlık yapıyor, 3 gram, 5 gram, 10 grama tenezzül ediyor. Şimdi asıl şurası için söylüyorum. Bu ayet-i kerime nazil olmadan önce Medine-i Münevvere'deki tüccar alışmışlar. Ticarette ahlakı en bozuk olan insanlarmış. Fakat bu ayet-i kerimeler nazil olunca, bu surenin ilk ayet-i kerimeleri nazil olduktan sonra Medine-i Münevvere'nin tüccarı en namuslu, en dürüst, en çok hakkaniyete riayet eden esnaf haline dönüşmüşler. Bu gerçekten benim çok dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çekiyor. İnsanların hani babadan, atadan alışa geldikleri, çocukluğundan itibaren alışa geldikleri bir ticaret anlayışı, sahtekarlık anlayışı, alırken başka, satarken başka, malı olduğundan farklı göstermek, azı çok diye satmak gibi efendim alışkanlıklardan kurtulmak çok da kolay bir şey değildir. Ancak Medine-i Münevvere'deki insanlar için bu çok da zor olmadı. Ayet-i kerimeler geldi, bıçak da keser gibi olay bitti. Artık ondan sonra Medine-i Münevvere'nin tüccarı birdenbire sahtekar tüccar olmaktan dürüst tüccar olmaya dönüşüverdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Et-tâcirus sadûk" yani gerçekten çok dürüst olan tüccar "Ma'annebiyyîne ve's-siddîkîn" yarın ahirette peygamberlerle haşrolacak, sıddıklarla haşrolacak, salihlerle haşrolacak gibi verdiği müjdeler de bizim kar olarak bu bize yeter demelerine sebep olmuştur. Söylemek istediğim nokta şurası. Ayetlerin etkilemesi, etkilenmek, bu çok önemli. Bir insan senelerce vaaz dinler, hiçbir değişiklik olmaz kendisinde. Bir sarhoş, yarı ayyaş, yarı sarhoş bir sohbet dinler, tevbe eder, imana gelir, hayatını değiştirir. Birisinin yarı sarhoş dinlediği vaaz onu etkiliyor, hayatını değiştiriyor. Bir başkası ayık bir şekilde, ayık gibi dinlediği sohbetler hiç kendisini etkilemiyor. İki türlü sarhoşluk vardır. Birisi, hani bu ayyaşların, keşlerin içki içerek oluşturulan, oluşan, meydana gelen sarhoş vardır, sarhoşluk vardır. Bir de kardeşler, dostlar, her haram insanı sarhoş eder. Haramların verdiği sarhoşluk vardır. Haramların verdiği sarhoşluk nasıl bir şeydir?
bakarsın, konuşursun. Efendim hiç sarhoşluk alameti yok ortada. Peki nasıl adam sarhoş oluyor? Ezan etkilemiyor, ayetler etkilemiyor, sureler etkilemiyor, Kur'an'ın tamamı etkilemiyor. Eğer bir insan inanıyorum diyorsa, inanıyorum dediği ayetler, hadisler kendisinde okunduğu halde hayatta değişiklik yoksa, bunda bir narkoz meselesi vardır. Yani kesiliyor ama hiç sallanmıyor. Niye? Ya adam kesiliyor, niye sallanmasın? Duymuyor ki. Niye duymuyor? Narkoz var. Bu her birimiz için gerçekten narkozlu muyuz değil miyiz noktasında, narkozlu muyuz değil miyiz noktasında kendimize böyle bir check-up yapmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü ben narkozluysam olup bitenler beni etkilemiyor. Etkilemiyorsa demek ki narkozluyum demektir. Şimdi Medine-i Münevver'deki tüccar alışmış. Bu bir haftalık alışma değil ki. Cahiliyet döneminden gelen bir alışkanlık bu. İlla ticarette ben kazanmalıyım. Daha fazla kazanmalıyım. Yalan da olsa, kandırsam da önemli olan ondan benim fazla parayı almamdır. Ben burada mutlaka az değil, daha fazla kar nasıl yapabilirim? Helal haram, bu ölçüler yok. Böyle alışmışlar. Şimdi bu alışkanlıktan kurtuluş, hele işin içerisinde mıngır tıngır olunca kolay olmaz. Ama ayet-i kerimeler geliyor, birdenbire Medine değişiyor. Buna benzer örnekler sadece bu alışveriş meselesi değil. Şimdi pazar günü sohbetten çıkınca imam odasında biraz takıldım. Takıldıktan sonra çıktım eve giderken çay ocağının önünde böyle masalar kurulmuş. Arkadaşlar küme küme sohbet ediyorlar, çay içiyorlar. Bir grup, hocam buyur gel çay içelim dediler. Dedim yok ben eve gitmem lazım, teşekkür ederim. Bir tanesi biraz yaklaştı bana, hocam dedi, perişan ettin bizi bugün dedi, hocam dedi. Bizi perişan ettin bugün dedi. Ben böyle biraz durdum ama dedi çok iyi oldu hocam, kendimize çeki düzen vereceğiz dedi. Şimdi öyle deyince demek ki yani ne oldu? Narkoz yoktu demekti yani. Narkoz yoktu veya narkoz azdı anlamına geliyor. Şimdi sonuç olarak kıymetli dostlar, haramlar insanı narkozlar mı? Narkozlar. Ben şimdi haramlardan bahsedince hep şöyle düşünüyoruz, bizim kategori şöyle düşünür. Bende içki yok, zina yok, kumar yok, bende haramın ne işi var? Öyle düşündüğümüz zaman zaten hapı orada yutuyoruz biz. Ah dostum be! O internette dolaşırken karşına çıkan fotoğraflar, resimler helal mi? Sadece gözümüzle işlediklerimiz, sokakta gördüklerimizi demiyorum. Televizyonda velev ki reklam aracı arasında geçenler, telefonda reklam arasında geçenler gerçekten özellikle arayara baktıklarımız değil yani. Sadece bu esnada gördüklerimiz. Hey gidi hey. Bunları gözümüz alıştığı için biz bunları normal zannediyoruz. Lan bundan da ne olur diyoruz. Aman Allah'ım. Halbuki 30 sene önce böyle bir şey rüyada görsek uyandığımız zaman estağfurullah derdik. Rüyasını görsek uyandığımız zaman estağfurullah derdik. Şimdi normalleşti. Sadece gözümüzle işlediklerimiz bizi morfinler. Peki dilimizle yaptıklarımız? Dilimizle yaptıklarımız gıybet haram değil midir? Dedikodu haram değil midir? Fakat alışınca insan farkında bile olmuyor. Allah muhafaza, ticarette biraz yoğunluk olunca, hele piyasada biraz daralınca, ah malımı satayım diye yalan da tatlı olunca, acaba morfinleşmek var mı yok mu? Arkadaşlar, bir sohbete girişimizle çıkışımız arasında ne kadar fark olmalı? Oto yıkamaya giren araba girmeden önce haliyle çıkış hali aynı olursa adama para vermezsiniz. Burası bozuk dersiniz. Girdiği zaman nasılsa, çıktığı zaman aynıysa bu oto yıkama berbat demektir.
Ha şimdi yıkayıcıda mıdır hata? Hata yıkayıcıda mıdır? Yoksa nasıldır? O ayrı bir konu tabii. Elbette orası da önemlidir. Ama okunanlar sonuçta ayet olunca, hadis olunca, bunu okuyan da kendisini gözden geçirmesi lazım. Şimdi bir sohbete girişimizle çıkışımız aynı olmamalıdır. Mutlaka fikir dünyamızda, karar dünyamızda ne olması lazım? Güzel etkiler meydana getirmesi lazım. Arabanın girişiyle, yıkamaya girişiyle çıkış arasındaki fark gibi. Biraz önce Orhan kardeşimize onu söyledim. Dedim, senin sözlerin çok etkili dedim. Bu vaaz işini, sohbet işini sana bırakayım bari. Ben diyor, 3 gün diyor su içtim diyor, yemek yemedim diyor, şöyle oldu, böyle oldu, millet sıraya girdi. Aman Allah'ım, bak ne kadar tesir ediyor. Demek ki ayet de okumadı. Ne ayet ne de hadis, hiçbir şey okumadı. Sadece kendi fikrini söyledi, yaşadığını söyledi. Etkili oldu. Yıkama yapıyor. Ha, yıkama yapıyor. Şimdi kardeşler, ben hocam gerçekten morfinli miyim, değil miyim? Noktasında, yani haramlar beni sarhoş ediyor mu, etmiyor mu? Bu noktada şimdi ayetler okuyacağım. Bu ayetleri dinleyeceğiz. Hayatımızdaki değişiklik, aktivite, bunun sağlayacağı olgunluk ve kemalat varsa demek ki biz alım gücümüz iyidir, yani algılamamız iyidir demektir. Eğer yani geldiğimiz gibi, sadece bu sohbet için demiyorum, yani bütün sohbetler için diyorum onu. Efendim, farklı olursa, etkileniyorsak o zaman demek ki bizde morfin az demektir veya yok gibi demektir. Cenab-ı Hak etkileşmeye, etkilenmeye kapalı olmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yuridûne liyutfi'û nûrallâhi bi'efvâhihim. Kâfırlar, müşrikler Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Yani ağzınızda güneşin ışığını söndürebilir misiniz? Mumu söndürebilirsiniz ama güneşin ışığını söndüremezsiniz. Bu ampulü de söndüremezsiniz. Onlar kendi ağızlarıyla beraber ne yapmak istiyorlar? Allah'ın nurunu, İslam'ı söndürmek istiyorlar. Vallahu mutimmu nurihi. Halbuki Allah nurunu tamamlayıcıdır. Velev kerihel müşrikun. Müşrikler çatlasa da patlasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Kıymetli dostlar, Allah'ın nuru, Allah'ın dini, İslam dini Allah'ın himayesindedir. Güneş bir taraftan batıyor, öbür tarafta doğuyor. Bir bölgede İslam dini zayıflayabilir, bir başka yerde güçlenir, kuvvetlenir. Burada birileri dinden imandan çıkar, bir başka yerde, burada 10 kişi imandan çıkar, bir başka yerde 100 kişi imana girmiş olur. Sonuçta kainatın tamamı Allah'ındır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu ayet-i kerimeler geldiği zaman belki İslam dini Mekke'ye giremiyordu. Medine'deki Müslümanlar savaş halinde didinen, savaşan, çarpışan Müslümanlar durumunda idiler. Ama Allah nurunu tamamlayacak ayet-i kerimesi geldi. Kardeşler, ne dersiniz? O günden bugüne kadar Mekke'ye de iman gitti, Şam'a da gitti, Türkiye'de geldi, Çin'e de gitti, Amerika'ya da gitti. Dünyanın her tarafında buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen var mıdır? Elhamdülillah, vardır. Demek ki bu nur her tarafa gitti. Bu nurun gittiği her yerde ezan okunur mu okunur, kamet getirilir mi getirilir, namaz kılınır mı kılınır, secde edilir mi edilir. Bu saat, dün 24 saatin arkadaşlar, kardeşleri 24 saatin 24'ünde her dakikasında Allah'a yeryüzünde secde eden insanlar var. Çünkü bir yerde bir dakika önce ezan okunuyor, öbür tarafta bir dakika sonra, öbür tarafta bir dakika sonra giderken, yani bir yerde gece, bir yerde gündüz, bir yerde sabah namazı, bir yerde öğle namazı, bir yerde ikindi namazı, bir yerde akşam namazı, her an Allah'a yeryüzünde secde eden insanlar vardır. Ezan okuyan insanlar vardır. Dünya üzerinden ezan bitmez, kamet bitmez, secde bitmez, Allah nurunu tamamlayıcıdır. Şimdi kıymetli dostlar, çok uzatmadan şuraya geleyim. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk kuruluşun esaslarında ve ilk yıllarında yapılan çalışmalarda Avrupa'nın üzerimizde, ülkemiz üzerinde tam bir hakimiyet kurması ve getirilen inkılap kanunlarıyla beraber de efendim dini değerler
şerefli ecdadımızdan bize intikal eden güzel değerler nasıl dejenerasyona uğrar ve Türk milleti bir kabuk değiştirir, Avrupalılaşır. Efendim şeriat yerine laiklik gelir. Tevhidi tedrisatla beraber geçmişle ilgili bütün manevi bağları koparmış oluruz. Dolayısıyla yeni doğacak olan çocuklar dedesinin, babasının okuduğu kitapları okuyamayacak, onların istifade ettikleri kaynaklardan istifade edemeyecek, adeta yeni hayata başlayacaklar. Yani sıfırdan bir millet oluşturmak istediler ve biraz da sert kanunlar uyguladılar hakim olabilmek için. Ve bu kanunları uygularken malumunuz ezanlar yasaklandı, Arapça ezan okunmak yasaklandı, Kur'an okutulmak yasaklandı, elif cüzü dağıtmak, basmak, satmak yasaktı, Kur'an basmak, satmak yasaktı. Köylerde jandarmalar dolaşıyordu. Bütün bunlar ne içindi? Ezansız bir millet, namazsız bir millet, Kur'ansız bir millet bir nesil yetiştireceklerdi. Ve astıkları astık, kestikleri kestikti. Dar ağacında çok insanlar sallandı. Çok alimler sallandı. Kimse sesini çıkaramıyordu. Dipçikle beraber dövülen hoca efendiler, okuyan talebeler, dipçikle dövülen, sırtına rahle bağlanarak karakola kadar dövüle dövüle götürülen insanlar. O zaman bir asker, bir jandarma şimdiki kaymakamdan daha heybetliydi. Çünkü jandarma köyleri basıyordu, ezan okuyanları, Kur'an okutanları kelepçeliyordu, döve döve götürüyordu. Babası yaşındaki adamı döve döve götürüyordu, kimse sesini çıkaramıyordu. Bu hakimiyeti elinde bulunduranlar diyorlardı ki, tamam, hallettik, bu nesli bitirdik. Bir daha bu nesil Müslüman olmaz, olamaz. Kur'an'la bağlarını kestik dediler. Doğru mu? O zamanki hedeflerinde söyledikleri cümlelerden birisi şuydu. 60'lı yıllarda Türkiye'de namaz kılan kalmayacak. Eskisi bitecek, eski nesil bitecek. Yenilerde dinsiz olunca 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda Türkiye'de artık tamamen Avrupalılaşacağız dediler. 60 geçti, 70 geçti, 80 oldu, 90 oldu, 100 oldu, 2017'deyiz. Bugün efendim Türkiye'de manzara nedir? Kaldı mı alnı secdeli insanlar? Belki o dönemdeki birçok namazını kılan bilinçsiz insandan şimdi daha da bilinçli olan bir nesil de var ortada. Yani onlar Allah'ın nurunu söndürmek istediler ama Allah söndürmeye karar vermedi. O da nurunu tamamlamaya karar verdi. Geldik 28 Şubat sürecine. 28 Şubat sürecine geldiğimizde o günün Genelkurmay Başkanı'nın ifadesini hatırlar mısınız? Bu 28 Şubat süreci ne kadar sürecek dendiğinde 1000 sene sürecek dendi. Yani hakimiyeti eline geçirince, yumruğu masaya vurunca artık bana var mı bana yan bakan dediler. Biz de hep boynumuzu büktük. Bunlar bu kadar kararlı geliyorlar. Kur'an kurslarını Batı Çalışma Grubu altında 8-10 kişi içerisinde asker, her türlü devlet erkanından insanlar gelip efendim Kur'an kurslarını denetliyorlardı, rapor tutuyorlardı, kapatıyorlardı vesaire. Şimdi onların 1000 sene dedikleri 28 Şubat süreci ne kadar sürdü? Devam ediyor mu? 1000 sene çok erken doldu. Allah nurunu tamamlamaya karar vermiştir. Bugün Amerika, Trump, efendim ne yapıyor? Arap ülkelerini perişan ediyor. Mescid-i Aksa ile ilgili çirkin veya Kudüs-i Şerif ile ilgili çirkin kararlar alıyor. Bu kararlar Müslümanları üzüyor. Adeta Müslümanların yok olması gibi bir tehlike efendim uçta gözüküyor. Ama biz umutsuz olmayız ve deriz ki Allahu mutimmu nurihi ve lev kerihel müşrikun. Müşrikler çatlasa da patlasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu nur tamamlanacaktır. Önemli olan bu nurun tamamlanmasında Allah kimleri değerlendirecek, kimler hangi safta yer alacak, kimler hangi fedakarlığı yapacak. Güneş bir taraftan doğsa, bir taraftan batsa bir başka taraftan doğuyor. Dolayısıyla
Eğer biz bu nurun tamamlanmasında misyon sahibi olursak kazanan biz oluruz. Eğer misyon sahibi olmazsa sadece herkes kendi ticaretini, kendi kazancını, kendi rahatını, kendi keyfini hesap ederse o zaman biz bu misyonda kazanmamış oluruz. Güneş batmasa da batmamasına yardım eden biz olmamış oluruz. Bir başkaları olmuş olur. Şimdi İslam ülkeleri içerisinde bizim devletimizin başındaki cesur ve İslam ülkelerini canlı ve heyecanlı tutmaya çalışan birisi olmasaydı, eskilerden birisi olsaydı, oh Mescid-i Aksa çoktan Kudüs meselesi çözülmüştü onlara göre. Doğru mu? Çünkü artık sesini çıkaran yok ki, herkes bu işe. Onun için arkadaşlar, kıymetli dostlar, bu işler Allah'ın elindedir. Bir ara birisi der bu 1000 sene sürecek der, hallettik, Müslümanlar efendim yanacaklar, ateşe dönecek İslam ülkeleri diyorlar. Suriye'yi belli bir noktaya getiriyorlar. Bakalım yarın Suriye'nin yarını ne olacak? Bakalım yarın Irak'ı ne olacak? Bakalım yarının Kudüs'ü ne olacak? Biz bunları bilemeyiz. Bunların bilgisini Allah'a havale ederiz. Biz bildiğimiz bir şey var. Nedir o? Allah nurunu tamamlayacak. Bitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi'den borç almıştı. Daha sonra borcunu ödemişti. Efendimiz sanırım borcunu ödediği halde Yahudi melun ya, melunluğunu yapacak. Efendimiz'den geldi, bir daha istedi parayı. Dedi verdim ya sana. Vermedin dedi. Verdim ya dedi. Vermedin dedi. Dedi şahidin var mı? Yahudi diyor ki verdiğine dair şahidin var mı dedi. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz dedi ki ya Resulallah ben şahidim dedi. Senin ödediğine dair şahidim dedi. Efendimiz dedi ki ona sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe ben bu parayı öderken senin yanında mıydın? Gözünle gördün mü dedi. Yok dedi. Ya nasıl şahit oluyorsun dedi. Dedi ya Resulallah sen göklerin üzerinden getirdiğin haberlere inanıyoruz da burada bizim aramızda yaptığın bir işten verdiğin habere niye inanmayalım ki? Yedi kat semanın fevkinden haberler getiriyorsun. Onlara kesin olarak inanıyoruz. Sen ödedim dediysen ben gözümle görmüş gibi evet ödedin böyle inandım dedi. Normalde bir kişilik şahit yetmezken Efendimiz buyurdu ki Huzeyfe kime şahitlik yaparsa bir tanesi iki tane adam yerine geçer dedi. Şimdi kıymetli dostlar ne diyor? Yani sen diyor göklerden getirdiğin haberlere biz inanıyoruz tereddütsüz. Öbür haberlerine niye inanmayalım diyor. Diyeceğim Allah diyor ki vallahu mutimmu nurihi ben nurumu tamamlayacağım diyor. İnandık mı? İnandık. Biz ne yapacağız burada? Kendi misyonumuza bakacağız. Kardeşler, bakın, her birinizin işi vardır. Piyasalar da dardadır. Sadece işinize kilitlenirseniz yanlış yaparsınız. Sadece işiniz yok, dininiz de var. O dinimiz işimizden önemlidir. Etmeyin, gitmeyin, etmeyelim, gitmeyelim. Sadece ve sadece işimize, efendim, keyfimize kilitlenmeyelim. Allah'tır bu sıkıntıları çözecek olan. Allah'tır bu sıkıntıları çözecek olan. Allah bizim din gayretimizi görsün. Size de veya bir kısmınıza da gelmiştir. WhatsApp'tan bir kardeşimiz, efendim, bana geldiğine göre, hatta birkaç yerden geldiğine göre size de gelmiştir. Koca Yusuf'un huzurunda toplanıyor gençler. Koca Yusuf bize izin ver. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Bunları yok etmeliyiz. İzin ver bize. Cihada gidelim. Bunları yok edelim. Koca Yusuf diyor ki arkadaşlar tamam. Kudüs'ü mü fethetmek istiyorsunuz? Amerika'yı mı? Yahudileri mi kahretmek istiyorsunuz? Tamam. 3 tane soru sorayım size diyor. 1- İçinizde diyor mal bora cebinde olanlar dışarı çıksınlar. Buyurun çıkın dışarı diyor.
25-30 kişiden bir grup çıkıyor. Soru 2 diyor. Ariyan matikle elbiseleri yıkanmış olanlar, onlar da çıksın dışarı diyor. Bir grup da öyle çıkıyor. Üçüncü soruda diyor ki evinde diyor kagavula diyor gazoz olanlar, onlar da çıksın dışarı diyor. Onlar da çıkıyor dışarı. Kalıyor 5 kişi. Arkadaşlar diyor, yalan yere birbirimizi kandırmayalım. Sabah namazında evinin yanındaki camiye gitmeyenler, sabah namazında camiye, cemaate gitmeyenler, onlar da çıksın dışarı. Kimse kalmadı. Yanındaki arkadaşına dedi ki, ben de dedi Ertuğrul de şeyine dedi, dizisine takılmıştım dedi. Ben de dedi sabah namazına gidemedim. Kalk biz de gidelim dedi. Ortada kimse kalmadı. Evet. Yani slogan Müslüman olmak ayrı şeydir. Slogan Müslüman olmak ayrı şeydir. Gerçekten arkadaşlar, inandığımız din ile yaşadığımız din niye birbirinden farklı? İnandığımız din ile yaşadığımız din arasında neden fark var? İnancımızda mı sıkıntı, yaşantımızda mı sıkıntı? Bunları birleştirmemiz lazım. Bunları bir araya getirmemiz lazım. Değilse vallahi bizde morfin var. Manevi morfin var. Ben inandığımı niye yapamıyorum ya? Günah olduğuna inandığım bir şeyi niye yapıyorum? Doğru olduğuna inandığım bir şeyi niye yapamıyorum? Mazeretim ne? Tembelliğin dışında mazeretim ne? Ben ne diyeceğim Allah'a? Allah'a ne diyeceğim? Mazeret olarak ne soracağım? Şimdi öbür ayet-i kerime geçiyorum. Huvellezî erselâ rasûlehu bil hudâ ve dinil hakki liyuzhirehu ale'd-dîni kullihi velev kerihel müşrikûn. Allah Celle Celaluhu öyle Allah'tır ki peygamberini gönderdi. Dinini bütün dinler üzerine hakim kılmak için. Din, İslam dini hiçbir şekilde hiçbir başka din mensubuyla beraber İslam dinini bilen bir insan çatışmaya, mücadeleye girse kesinlikle İslam dinini savunan insanlar üstün gelirler. Çünkü hak dindir, hakikat dinidir. İslam dini Yahudiliğin aslını reddetmiyor. Hristiyanlığın aslını reddetmiyor. Meryem annemizi onların anladığından daha güzel anlatıyor Kur'an-ı Kerim. İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanların anladığından daha doğru anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Musa Aleyhisselam'ı daha doğru anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Onlar uyduruyorlar. Sonraki ayet-i kerime geçiyorum. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. Hel edullüküm alâ ticaretin tunciküm min azâbin elîm. Sizi elim bir azaptan kurtaracak bir ticarete delalet edeyim mi? Sizi elim bir azaptan kurtaracak bir ticarete delalet edeyim mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi elim azap deyince kıyametteki elim azap da anlaşılabilir. Ama dünyadaki elim azap da anlaşılabilir. Yani diyelim ki eşinle ciddi sıkıntın var. Senin için bu bir elim azap mıdır? Evet. Annenle babanla ciddi sıkıntın var. Elim azap mıdır? Evet. Piyasalarda ciddi darlık var. Dönemiyorsun. Efendim borcunu ödeyemiyorsun. Söz veriyorsun. Sözünü duramıyorsun. Efendim beklediğin yerden gelmiyor. Adamdan alamadığın için veremiyorsun. Sıkıntı içerisinde uyuyamıyorsun. Uykuların kaçıyor. Bu elim bir azap mıdır? Elim azaptır. Peki piyasaların bu dargınlığı senin elinde, yani daralması senin elinde değildir. Genişletmesi de senin elinde değildir. Mücadele veriyorsun. Oraya koşuyorsun. Efendim yemek vakti yemek yiyemiyorsun. Simitli durumu idare ediyorsun. Ne yapacağını şaşıyorsun. Kafanı kaşıyorsun. Bu da bir elim azaptır. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, kulum be, sen oturduğun yerde damarlarında kan dolaşıyor. Senin haberin var mı? Kim dolaştırıyor? Ben. Oturduğun yerde, gezdiğin yerde sinir sistemin olduğu gibi çalışıyor. Kim idare ediyor? Ben. Bak, senin sinir sistemini, damar sistemini, vücuttaki organizmayı sağlayan benim diyor Allah. Kainatta da olup bitenleri ben ayarlarım diyor. Kainatta da olup bitenleri ben ayarlarım, ben. Benim yaran iyi olacak diyor. Ey iman edenler, sizi içinde bulunduğunuz elim azaptan kurtaracak bir yol göstereyim mi size? Göster ya Rabbi. Tüminüne billahi ve rasulihi. Siz Allah'a ve Resulüne yeniden iman edeceksiniz. Şimdiye kadar olan imanın sizi kurtaracak bir iman niteliğinde değildi. Bunu tekrar gözden geçirin bakalım. Allahu Ekber dedik. En büyük Allah'tır dedik.
Ama davetine icabet ederken bu da olmayabilir. Kainatın efendisi canımın canıdır. Allah'tan sonra en çok onu severim dedik. Ama sünnetine gelince burun kırdık, çenemizi salladık. Avrupa'dan gelen modayı çocuklarımız, çevremiz, biz çok kolaylıkla, hiç zahmet çekmeden taklit ediyoruz. Peygamber sünnetidir bildiğimiz sevgililer sevgilisinin sünnetini hayata geçirmekte olmasa da olur. Canım ne gerek var? Şimdi kıymetli dostlar, Allah diyor ki ey iman edenler, ben sizi içinde bulunduğunuz elim azaptan kurtaracak bir yol ticaret göstereyim mi size? Bir yeniden bir daha iman edeceksiniz. Eğer Allahu Ekberse, en büyük Allah'sa Celle Celaluhu, onun talimatları da en büyük talimattır. Öyleyse sana kimden hangi talimat gelirse gelsin, bana kimden hangi talimat gelirse gelsin, Allah'tan gelen talimattan daha etkili, daha vurucu talimat olamaz ki. Bakan şöyle demiş, vergi memuru şöyle demiş, sigorta memuru şöyle demiş, kaymakam şöyle demiş, emniyet amiri böyle demiş. Amir olarak bunların sözünün elbette etkisi vardır. Ama Allah'ın talimatı hiçbirisine benzemez. Allahu Ekber çünkü. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili inancımız ne? O kainatın sahibi olan Allah'ın bir numaralı elçisidir o. O canımızın canıdır. Canımızdan daha çok onu severiz. Öyle mi? Gerçekten mi yani? Hayata yansıyor mu? Hayata yansımıyorsa inancımızla yaşantımız arasında ciddi bir fark var. Bu neden kaynaklanıyor? İnançtaki zafiyetten mi? Morfinleşmekten mi? Bir yerde bir sıkıntı var yani. Bir yerde bir sıkıntı var. Şimdi bizim zikir halakaları olur. Ona biz hatme diyoruz. Hatmede 100 tane taş vardır. Onlar dağıtılırken yapılan zikirler rakama göre söylenmiş olacak. Mesela bazıları hatmede yani taş almak için mücadele verir. Bazıları da yani okumaya muktedir olduğu halde ya, bir tane yeter, başkasına gerek yok, başkaları az der. Halbuki ben de diyorum ki mesela para dağıtılmış olsaydı orada kimse kanaatkar olmaz. Değil mi? Para dağıtılmış olsaydı orada kimse kanaatkar olmaz, herkes. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Mevla buyuruyor ki ey iman edenler, siz içinde bulunduğunuz elim azaptan kurtulmak istiyorsanız ben size bir ticaret yolu göstereyim. Onu yaptığınız zaman elim azaptan kurtulacaksınız. Ne yapalım ya Rabbi? İman edenlere hitap etmişti. Tü'minûne billâhi ve rasûlihî. Allah'a ve Resulüne yeniden iman edeceksiniz. Peki Allah'a ve Resulüne yeniden iman ettikten sonra ikinci olarak sizden istediğim nedir? Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi envâlikum ve enfusikum. Canlarınıza ve mallarınıza, mallarınıza ve canlarınıza Allah yoluna cihad edeceksiniz. Benim derdim dinceli İslam yücelsin. Kur'an okuyanların sayısı artsın, namaz kılanların sayısı artsın, camiler gençleşsin. Sokaklarda, okullarda efendim gayrimeşru dolaşanlar, gayrimeşru yaşayanlar azalsın, yok olsun. Onlar hepsi güzelleşsin yani. Hepsi hidayet bulsunlar. Yani mahallemde, apartmanımda, çevremde namaz kılanların sayısını nasıl artırabilirim? Kıblesiz insanların kıbleye dönmesini nasıl sağlayabilirim? Efendim, ehli Kur'an olmak isteyen insanları veya bir takım insanları nasıl ehli Kur'an yaparım? Bazı insanlar derler ki, ya ben kimseye hafız ol demem, ben sebep olmak istemem. Yani böyle bir şereften mahrum mu olmak istersin? Sen dersin ki bir komşuna, yeğenine, torununa, akrabana, mahalle sakinine, efendim o çevredeki nazının sözünü geçebileceğine, ah yavrum sen çok zekisin, sana hafız olmak yakışır dersin. Ya hafız olmasa bile beş vakit namazını kılmaya başlar ya, sana yeter, servet olarak yeter kardeşim ya. Ben sebep olmayayım. Ya sebep ol da böyle bir şeye sebep ol kardeşim. Sebep ol da böyle bir şeye sebep ol. Yani mallarınızla canlarınızla diyor Allah yoluna cihad edeceksiniz. Yani sizin hedefinizde sadece keser gibi kendine yontmak, ben imkanlarımı çoğaltayım, 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 bu anlayış değil.
Elbette her insan bir imkana sahip olacaktır. O imkanları mutlaka ahiret sermayesine dönüştürmek için mallarınızla diyor, bir de ne diyor? Canlarınızla. İki türlü cihad istiyor Allah. Bu çirkefliklerden, efendim piyasa sıkıntılarından, dünya global sıkıntı, dünyanın getirdiği global sıkıntılardan kurtulabilmek için çare, çözüm Allah'tadır. Allah Celle Celaluhu bizde gayreti dini gördüğünde Allah vanaları açacaktır, muslukları açacaktır, suyu salıverecektir. Biraz önce verdiğim örneklerde Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki hedefler neydi? Tutmadı. 28 Şubat sürecinde neydi hedefler? Tutmadı. Allah yardım etti. Allah'ın izniyle tutmayacak inşallah. Daha güzel olacak inşallah. Doğrusu böyle baktığımız zaman dünyadaki ülkelere, İslam ülkesiyim diyen ülkelere baktığımız zaman ülkemiz Allah bilir ama gerçekten bu güzellikleri hak etmiştir. Veya bu güzellikleri en güzel şekilde gerçekleştirecek olan güzel bir ülkeye sahibiz elhamdülillah. Rabbim zeval vermesin. Amin. Rabbim her türlü eşrarın şerlerinden ve art niyetli devletlerin, milletlerin, kuruluşların şerrinden ülkemizi halas eylesin. Amin. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun diyor Allah. Kullarım, siz imanınızı yeniden gözden geçirirseniz, mallarınızla ve canlarınızla cihad ederseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Ah bir bilseniz. Ah bir bilseniz sizin için bu çok hayırlıdır. Ne yapar Allah size biliyor musunuz? Eğer siz bunları yaparsanız bir, yağfir leküm zünubeküm. Bir defa siz beşer olarak çok çanaklar kırdınız. Onların sizi unuttur, çoğunu unutmuşsunuz. Siz kendinizi gıcır gıcır zannediyorsunuz. O kırdığınız çanakları bilirim ben. Kirlettiğiniz çamaşırları da ben bilirim. Ben eğer bu dediğimi yaparsanız evvela o kirli çamaşırlarınızı temizlerim. Kırdığınız çanakları düzeltirim, yenisini koyarım devreye. Amel defterinizi gıcır gıcır yaparım. Yağfir leküm zünubeküm. Ve yudhilküm cennetin tecri min tehtel enhar. Altlarından nehirler akan cennetlere de yerleştirir. Ve mesakine tayyibeten fi cennet adn. Adin cennetlerinde güzel güzel meskenlere sizi yerleştirir. ذَٰلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Bu büyük bir kurtuluş be. Bu sizin için büyük bir kurtuluş. Ve uhra bir başka nimet daha kıyam var size diyor Allah. كِتُعْبُ بُنَا Size onu çok seversiniz. Nedir o? نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan yardım gelecek. وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Yakın bir fetih gerçekleşecek. Şimdi arkadaşlar, dostlar, biz bu ayet-i kerimelerle İnanın ki amel etmiş olsak, ümmet olarak, millet olarak, Kudüs'te fethedilecek, Mescid-i Aksa'da tamamen Müslümanlar olacak, ağlama duvarında geberecekler, ağlamayacaklar, geberecekler ve yok olacaklar. İnşallah. Yeter ki biz Rabbimize kulak verelim ve Rabbimizin dediklerini hayatımıza geçirelim. Allah en büyükse hayatımızda hep onun dediği büyük olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi ise hayatımızda örnek alacağımız, her şeyiyle örnek alacağımız o olsun. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bu güzellikleri, bu iyilikleri, bu ticareti kamilen gerçekleştirmeye bizleri muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, daima geçmişlerinize, geçmişlerimize dua ediyoruz. Hastalarımız oluyor, hastalarımıza dua ediyoruz. Efendim şu anda ameliyatta olan Bülent kardeşimizin kardeşi miydi? Kardeşi var. Ameliyat olmuş olan Kemal Yavuz kardeşimiz var. Efendim, yine mütevellideki dostlarımızdan muhtelif hastası olanlar var. Bizim halkla ilişkilerde Selçuk kardeşimiz, onun babası rahmetli oldu. Dolayısıyla bir taraftan ölümler, bir taraftan hastalıklar devam ediyor. Rabbim hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim ölülerimize de rahmet eylesin. Arkamızdan rahmet okuyacak hayırlı nesiller de cümlemize nasip eylesin. Biz mütevellideki kardeşlerimizin gerçekten ölüsü de bizi ilgilendiriyor, dirisi de bizi ilgilendiriyor. Bu yola baş koyarken, başlarken, mütevelli oluşumunu yaparken
Böyle birçok kardeşimiz hatırlarlar. Tek tek arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi o zamanları ziyaret etmiştik. Dedik ki kardeşim biz buradaki Kur'an hizmetlerini yürütürken efendim personel giderlerinde vesaire de sıcak giderlerimiz oluyor. Bu sıcak giderleri karşılayabilmek için efendim sizin de yıllık zekatlarınız oluyor. Bu zekatlarınızı 12 aya böldüğünüz zaman sizin için de kolaylık, bizim için de kolaylık dedik. Böyle besmele çektik, başladık. Elhamdülillah o günden bugüne kadar mütevellideki dostlarımız da o ödemiş oldukları aidatlarla, aylıklarla beraber de gemiyi deldirmeden bugüne kadar elhamdülillah geldik. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Mallarınızla, canlarınızla cihat meselesi bizim de bu yaptığımız yani karınca kaderince bile olsa cihatta payımız var mıdır? Bu fedakarlıklar cihat sayılır mı? Yani malla cihat sayılır mı? Elbette sayılır. Çünkü buradaki talebelerin hiçbirisi sizin oğlunuz değil, torununuz değil, yeğeniniz değildir. Siz oğlunuz olduğundan dolayı, torununuz olduğundan dolayı değil, burada Kur'an hizmeti yapıldığından dolayı bu fedakarlığı yapıyorsunuz. Rabbim helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Rabbim Celle Celaluhu işlerinizi asan eylesin. Bir ara kürsüde söylemiştim cemaate, dedim ki bazı kardeşlerimiz bizi duygulandırıyor dedim. Mesela adam sadaka kutusunu dolduruyor evinde, getiriyor, teslim ederken bir sürü dua yapıyor. Hocam diyor, Allah sizden razı olsun diyor, bunu diyor eve koydum diyor, çocuklar da cömertliğe alıştı diyor. Efendim hanım da dedi, bizim evde bir cömertlik yarışı başladı diyor. Geçen de ben talebelere Kitab-ül Hibe'yi fıkıh kitabından okuyorum. Kitab-ül Hibe yani bir insanların kendi arasında hediyeleşmesiyle alakalı fıkhi hükümleri ihtiva eden bir kitaptır. O kitabın baş tarafında bizim itikattaki imamımız Ebu Mansur Maturidi Hazretleri imam diyor ki bir babaya ve anneye çocuğuna imanı ve farz olan namazları öğretmek nasıl bir borç ve farsa çocuğuna cömertliği de öğretmesi öylesine farzdır diyor. Yani namazı öğretmek nasıl farsa cömertliği de öğretmek öyle farzdır diyor. Öbür türlü dünya sevgisi çocuğu kaplamış olur. Büyürken efendim hayata yapışmış, dünyaya yapışmış, ahirete sırtını çevirmiş birisi olarak gelmiş olur. Bu da babanın evladına sağlamış olduğu büyük bir zarar olur. Dolayısıyla biraz önce bir genç delikanlı geldi namazdan sonra. Dedi hocam dedi, kayınpeder dedi bu emaneti gönderdi. Daha önce de gelmişti dedim. Yavrum dedim bak, kayınpeder dedim seninle bunu gönderiyor. Sana da demiş oluyor ki bak ben ölürüm. Sen imkan sahibi olursan ne yapacağını bil yani. Anlaşılmıştır dedi. Mesaj alınmıştır. Dolayısıyla çocuklarımızı da cömertliğe alıştıralım. Dünya sevgisini kalplerimizden çıkarmaya çalışalım. Çocuklarımızın kalbinden çıkarmaya çalışalım. Rabbim bu hizmetlerimizi müteemmen ve mübarek eylesin. Rabbim dünyada da yüzünüzü güldürsün, ahirette de yüzünüzü güldürsün. Rabbim Celle Celaluhu dar durumda olan, borcunu ödemekte zorlanan, alacağını tahsilde zorlanan, işini devretmekte, devirmekte, yürütmekte zorlanan kardeşlerimize yardım eylesin. Bu sıkıntıların kafifesini izale eylesin. Sabredelim, Allah daha neler verecek, neler verecek. Evet, önümüzdeki mütevelli toplantısından itibaren, kıymetli dostlar, namaz surelerinden Fil suresi Elem Tere Keyfe'den başlayarak her derste bir sureyi müzakere etmek üzere inşallah önümüzdeki toplantıdan itibaren namaz surelerinden Fil suresinden başlamak suretiyle her toplantıda da bir sureyi müzakere etmek suretiyle derslerimize devam etmiş olacağız. Rabbim hayırlara vesile eylesin.